TS dediğimiz settling time'ı nasıl hesaplarsınız onu göstereceğim. TS yani settling settling time. Benzer bir şeyi zaten birinci mertebeden sistemler için yapmıştık. O da neydi? Aslında sizin CT dediğimiz çıkış sinyalinin şu bizim çıkış sinyalimizdi. Bunu daha önceki videolarda göstermiştim nasıl bulduğumuzu. Bu çıkış sinyalinin 0.98'e ulaştığı anda değil mi? Yani 0.98. Tabii bu alterne ettiği için, yani bu çıkış sürekli şu şekilde olacağı için, şöyle underdamp sistemlerde hatırlayacak olursanız, şu şekilde bir dalgalanma olduğu için, direkt 0.98 e değil de 0.98 ve 1.02 arasındaki. E, süre yani artı eksi nokta yüzde 0 nokta yüzde sıfır nokta iki yüzde 0.2lik bir hata payının olduğu süreye ulaşma zamanında bir setnik oturma süresi e, diyoruz Bunu bulmak için de aslında yapmanız gereken şey gayet e, basit bu formda yazılmış olan bir if ifadeyi yani şu şekilde kosinüs ve sinüste olan bir ifadeyi tek bir kosinüs cinsinden yazmak mümkün. Nasıl çıktığını aslında bu videoda göstermeyeceğim. Çünkü o videomuzun amacı o değil. Ama şu şekilde yazabiliriz bunu. Zaten kitapta da öyle gösterim de var. Ama ben onu şu ana kadar hiç göstermedim. O da ne? 1 eksi e üzeri eksi wn eta t bölü bölü kök içinde bir eksi eta kare kosinüs wn kök içinde bir eksi eta kare t bir de eksi şurada bir fi diye bir terim var. Bu fi de arktanjant bir şeydi. Ama şu an bizim ona ihtiyacımız yok. Çünkü bizim ihtiyacımız aslında şu kısım. Şu kosinüs kısmını düşünmeyin. Bu kosinüs kısım artı eksilik veren bir kısım. Yani artı bir ile eksi bir arasında giden kısım olduğunu düşünürseniz aslında bizim bakacağımız şey şu kısmın 0.02'ye geldiği zaman aralığı. Yani 0.02 olduğu zaman aralığı ne olacak bu? 1.0.98 veya buradaki kosinüsün durumuna bağlı olarak da neyi verecektir? 1.02'yi verecektir bu CT ifadesi. İşte bundan dolayı şu ifadeyi 0.0 0.02'ye eşitlersem ben ne yapmam gerekiyor? Şu denklemde hemen hızlıca bulalım. 0.02 eşittir. E üzeri eksi wn eta t bölü kök içinde 1 eksi eta kare dedik. Tamam. Buradan da t'yi çekmem lazım. Çünkü t'yi arıyorum. Hangi t için aslında bu arkadaş şurası bir iken işte 0.98 ile şu aralıktan bahsediyorum yani. Şu tabi bu kadar büyük bir aralık değil ama daha ufak bir aralık şöyle. Şu aralıktaki zaman bu aralığa düşeceği zamana bakıyoruz. Ee, Tamam ne yapalım? Şunu karşıya atalım. Her tarafın elenini alırsam. Elen 0.02 kök içinde 1 eksi eta kare elenini alırsam bunun ne gelir buradan? Eksi wn eta t gelecektir. Bunu da karşı şuraya bölen olarak atarsam şöyle şu arkadaşları eksi wn eta diyebilirim. Tam eta'ya benzemedi ama öyle. Şimdi bu tabii neye bağlı? Hem WN'e bağlı hem de eta'ya bağlı. Yani iki tane parametreye bağlı bu settling time dediğimiz süre. Ve biz aslında onu tek bir parametreye de çekebiliriz. Nasıl çekeceğiz? Yaklaşık olarak şu eta'ya dediğimiz değer biz 0.1 bile yaklaşık olarak 0.9 arasında değerler alacaktır diye yazmış kitabımız. O zaman bir 0.1 veririm bir de 0.9 veririm. Arasında bir değer seçerim diye düşünebilirsiniz ki öyle yapıyoruz. 0.9 verirsem ben 0.1 verirsem ne geliyormuş? 3. Nokta, şu pay kısmı 3.91 eksi gelecek tabii. Şu aşağıdaki eksilikte giderse eta 0.1 için 3.91 wn eta değeri. 3.91 yani şu pay kısmı 3.91 oluyor. Ondan sonra öbürü ise 0.9 için yani 0.9 için şu 0.1 içinde de eta 0.1 için bu da 0.9 için eta o da ne geliyormuş yaklaşık olarak şu elenli ifadede eta gördüğünüz yere 0.1 ve 0.9 yazdığınızda 4.74 bölü WN eta geliyormuş. Yaklaşık olarak da kitap ne yapmış? Bunlardan dolayı yani şu aralık arasında geçiyor demiş. O sebepten dolayı da biz TS dediğimiz süreyi TS dediğimiz süreyi aslında 4 bölü WN eta alabiliriz demiş. Yani formülü ezberlemek isterseniz formülü bu gençler yani WN eta 4 bölü WN eta size setting time yani oturma süresini veriyor gençler. Şimdi bundan bir sonraki videoda ise pol lokasyonlarında nasıl rise time ondan sonra peak time pardon settling time'ı ve overshoot'u nasıl hesaplarsınız sadece bir pol grafiğine bakacağız. Onu göstereceğim. Önemli bir video gerçekten de ilgi çekici bir ders olacak aslında. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Dediğim gibi TS'yi bulmak için doğrudan şu formülde istiyorsanız ezberleyebilirsiniz. Veya şuradaki yaklaşımdan 0.2'lik aralığa düştüğü mesafeden sadece decaying yani şu azalan eksponansiyelin ifadesine 0.2 işleyerek de çektiğimi mi yani çekildiğini bilin. Tamam arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere.